İbrahim'in uşaklarını oğluyla birlikte kurban sunacağı dağa tırmanmadan önce ne dediğini işittiniz mi? Tapınmak için oraya gideceğiz ve döneceğiz. Eğer öldürülecek ve bedeni yakılacaksa İbrahim'in oğlu nasıl geri dönebilirdi? Kutsal yazılarda şöyle yazar. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. Tanrı İshak'ı yeni bir ulusun babası yapmak için vaatte bulunmuştu. Tanrı yalan söyleyemez. İbrahim için bu kadarı yeterliydi. Bu arada tüm bunlar olup biterken acaba İshak ne düşünüyordu? İshak bir günahkar olduğunu ve günahları yüzünden ölmeyi hak ettiğini biliyordu. Aynı zamanda Tanrı'nın onun yerine geçecek bir kurbanı kabul edeceğini de biliyordu. Ama bugün yanlarında bir kuzu ya da bir koç olmadan bir kurban kesmeye gidiyorlardı. Bu durum anlaşılmazdı. İshak bu yüzden babasına şöyle dedi. Ateş ve odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede? İbrahim şöyle yanıtladı. Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. Şimdi öyküye devam edelim. İbrahim, Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca orada bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Sonra oğlunu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği göklerden "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, işte buradayım diye karşılık verdi. Melek, çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim ve oğlu sevindiler. Ama gerekli olan kurban ne olacaktı? İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. İbrahim'in oğlundan ölüm cezası esirgendi. Tanrı onun yerine geçen bir kurban tedarik etmişti.